Önden Giden Atlılar ve Ukraynalı Elvi. Yazan Orhan Keskin. 4. Türkçe Olimpiyatlarında sıra dışı bir şey yaşanmıştı. Normalde her şiir okuyan öğrenciye orkestra canlı fon müziği desteği veriyor ve önceden çalışılıyordu. Ukraynalı Elvira ise 6 ay boyunca babası, Türkçe öğretmeni ve müzik öğretmeninin el ele vermesiyle Önden Giden Atlılar şiirine özel bir fon müziğiyle hazırlanmıştı ve bu fon müziğiyle şiirini o kadar bütünleşerek okuyordu ki orkestranın desteğini asla kabul etmiyordu. Onun bu samimi ısrarına anlayış gösteren organize heyeti de şiirini kendi fon müziğiyle okumasına izin vermişti. Kader denk noktasında Osman Sarı'nın bu şiiri Ukraynalı Elvira'nın yorumuyla adeta destanlaşmış, asrımızın sahabe gönüllü hizmet hareketindeki insanlarının yaşadıklarının ve yaşayacaklarının güftesi olmuştu. Hizmet gönüllüleri bu şiirde kendilerinden çok şey bulmuşlar, şiiri gözyaşları içerisinde dinlemişlerdi. Gelin dostlar, bu şiirde gönül insanlarının neler bulduğunu bir kez daha hatırlamaya çalışalım. Şiirin minik yorumunu yapıp yazının sonunda da ilgili linkten Elvira'yı o günlere hayalen kanat çırpıp yeniden dinleyelim. Biliyor musunuz? Sizler hala yollardasınız. İster Yusufiye'de, ister Gaybubet'te, isterse hicret diyarında olun, önden giden atlılar olarak siz hep Allah'ın dosdoğru yolundasınız. Issız sıcak çölleri, karşı karlı dağları, çoktan aşıp gittiler, kayboldular uzakta, önden giden atlılar, ben burada kaldım böyle. Allah'ın davasında kazananlardan olmak için erken kalkıp yola koyulmak ve önden giden atlı olmak esastır. Önden yola çıkanlar gerektiğinde boynu bükük sevdiklerini geride bırakarak hak yolunda yürürler. İşleri aceledir, çok uzundur yolları. Bense geride kaldım, yetişemedim size, önden giden atlılar. Gittiler, hep gittiler. Allah rızasını kazanma ufkunda hizmet erlerinin her zaman yapacakları mühim işler vardır. Bense ifadesi ise boynu bükük geride kalanları sembolize eder. Her asırda hicret etmesinin önü kesilmiş mazlum insanlar vardır. Kimileri hapis köşelerinde, kimileri gaybubette, kimileri de bürokratik engellerin tuzağında. Ama onlar bedenleriyle hicret etmeseler de gönül dünyalarında öyle hicret yaşarlar ki melekleri imrendirirler hallerine. Açtılar kızgın çölü, toprak tükendi bir gün, denize ulaştılar. Çektiler dizginleri, kendileri dursa da atlar duramadılar. Çaresiz kalıp birden at sürdüler denize, önden giden atlılar. Önlerinde okyanus, kızgın bir çöl arkada. Asıl içlerindedir zapt edilmez bir deniz, önden giden atlılar. Teknik değişti diye bıraktılar atları. Hakiki hak yolcuları soğuğa sıcağa, şartların ağırlığına bakmadan işlerine devam ederler. Bazen çöl, bazen de kar buz düşer nasiplerine. Onlar şartlara aldırmadan ve her türlü olumsuzluğa rağmen yollarına devam ederler. Atlarsa bu kıyıda sanki sevgili gibi onları beklediler. Günlerce beklediler. Yeri yırtar ayaklar, göğe fırlar başları. Nereden çıktı bu deniz? Bizi ayıracaklar önden giden atlardan. Sevgiliden daha zor ayrılmak bu atlardan. Buğulanmış gözlerle geri dönüp onları gemilere aldılar. Davaları ve hizmetleri onların sevdalı küheylanlarıdır. Gönüllerini fethettikleri çocukların ve gençlerin boyunları bükük kaldı geride. Onları da
yüreklerine koyup hasretleriyle yanarak ayrıldılar sahilden. Sanki sevgili gibi önden giden atlılar, 3 gün duramadılar. Yaptıkları gemide, karşı kıyıda yeni güzel atlar buldular. Yaktılar gemileri, önden giden atlılar. Vardılar Kurtuba'ya, inmediler atından. Tarık bin Ziyad'ın askerleri gemiye binmiş ve atlarını geldikleri sahilde bırakmışlar. Tarık bin Ziyad, İspanya'ya çıkar çıkmaz da gemileri yaktırıp ordusuna "Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman" tarihi sözünü ifade etmiştir. İspanya'da zaferler elde ederek yeni atlar bulmuş ve hicret yolculuklarına devam etmişlerdir. Asrımızın sevdalılarının da asıl içlerindedir. Zapt edilmez denizler, okyanuslar, aşılmaz dağlar ve atlar yüreklerinde şahlanır, aşarlar engelleri uçaklarla, gemilerle. Gülle karşılandılar, ne güzel atlar bunlar. Bunca yol çiğnediler, çiçek çiğnemediler. Önden giden atlılar, önden giden bu atlar, seni gördüler kalbim, sahabe atlar bunlar. Dünyanın beklediği önden giden atlılar, önden giden atlılar. Önden giden yiğitler, ablalar, abiler gittikleri dünyada da boş duramadılar. Hemen el uzatacak, kalplerini açacak yeni yürekler buldular. Gönüllerine düşen "Bir gün döneriz" gemilerini yaktılar öncelikle. Her biri kendi kurtubasına ulaştı dönmemecesine bir daha. Ulaştıkları diyarlarda gülle karşılandılar. "Sizler ne iyi insanlarsınız" iltifatıyla yürekleri ısındı. Sahabe ruhlu bu insanlar gittikleri ülkelerde bir çiçeğin bile boynunu büktürmediler. Allah'ın bir lütfu olarak kendi kalplerinin berraklığı ile gülümsüyorlar yeni dostlarına ve dünyanın beklediği gül çiğnemeyen, gül yüzlü insanlar olarak selamlıyorlar yeni hayatlarını. Gelin dostlar, şimdi Ukraynalı Elvira'yı bir kere daha dinleyelim. Sıcak çölleri, karşı karlı dağları çoktan aşıp gittiler, kayboldular uzakta, önden giden atlılar. Ben burada kaldım böyle, işleri aceledir, çok uzundur yolları. Ben ise geride kaldım, yetişemedim size. Önden giden atlılar gittiler, hep gittiler, aştılar kızgın çölü, toprak tükendi. Bir gün denize ulaştılar, çektiler dizginleri, kendileri dursa da atlar duramadılar. Çaresiz kalıp birden at sürdüler denize, önden giden atlılar. Önlerinde okyanus, kızgın bir çöl arkada, asıl içlerindedir zapt edilmez bir deniz. Önden giden atlılar, teknik değişti diye bıraktılar atları. Atlarsa bu kıyıda sanki sevgili gibi onları beklediler. Günlerce beklediler. Yeri yırtar ayaklar, göğe fırlar başları. Nereden çıktı bu deniz, bizi ayıracaklar. Önden giden atlardan, sevgiliden daha zor ayrılmak bu atlardan. Bulanmış gözler
kıyıda yeni güzel atlar buldular. Yaktılar gemileri, önden giden atlılar. Vardılar Kurtuba'ya, inmediler adından. Gülle karşılandılar, ne güzel atlar bunlar. Bunca yol çiğnediler, çiçek çiğnemediler. Önden giden atlılar. Önden giden bu atlar seni gördüler kalbim. Sadece